İyi vakitler sevgili güzel dostlarımız, aziz dinleyicilerimiz, Malmö Genç Sesini dinleyen tüm dostlarımıza iyi vakitler dileriz sevgili güzel dostlarımız. Tabii bugün yeni bir günle, yeni bir güzel kişiyle sizlerle karşı karşıyayız. Tabii bugün bizlere eşlik eden ve programımızın konuğu olan sevgili güzel kardeşimiz Kerkülü ve aynı zaman midyatı sevgili güzel kardeşimiz Hüseyin Celil bizlere katılacaktır. Ama tabii ki biz girmeden önce sizlere bir küçük bir video ayarlamıştık. O videonu sizlere gösterelim. Ondan sonra konağımızı biz misafir edelim. Evet sevgili güzel dostlarımız, aziz dinleyicilerimiz, tabii ki indi belki olabilir diyesiz kimdir diye sizlere bir küçük bir makta yapmıştık. O maktayı sizlere göstermek istedik. Tabii sevgili güzel kardeşimiz ve güzel medyacımız Üstad Hüseyin kardeşimiz, hoş gelipsen, safalar getiripsen aramıza. Sizden Sayın Murad Bey, sizden ve bütün tüm radyo ekibinizden beni misafir ettiğiniz için ve bu davetiniz için çok teşekkür ederim sizden. Tabii bu büyük fırsatı bizim için oradaki arkadaşlardan tanışmak ve bütün dünya çapında sizin de emekleriniz bellidir ki düşman sesini ve düşman medyasını her yere tanıtırsınız. Çok teşekkür ederim sizden. Biz sizden teşekkür ederiz sevgili güzel abim. Tabii bizlere bizlerden kaldığı için ve bizlere bizim bu görüşmeni yapmak için, gerçekleştirmek için sizler için tabii ki bizlere mazal verdiniz. Bunu yapalım sizlerle yani. Vaktimizden aldık biraz. Tabii biz girerken biraz bazı insanlar belki seni tanımır. Veya bilgisi azdır. Az bir şekilde özü tarif etse tabii ki seve seve seni dinlerim. Ve karşı kişiler de sizi daha fazla tanır. Tabii memnuniyetle çok sağ olun. Ben Hüseyin Celil Leylan'ı Kerkük Leylan nahiyasında dünyaya göz açmıştım 1982'de. İlk ortaokulu Leylan'da bitirenden sonra Kerkük'te liseni ve üstünü bitirmiştim. Ondan sonra Kerkük Diyarın Kalem Fakültesinden eleştirme ve
bilgisayar teknikinden mezun olmuştum 2019'da. 2004'ten beri bir kültür merkezi açıldı Reylan'da. Ben orada Kamile. Çalışmaya başladım. Sonra 2006'da yerli bir televizyon var idi. Kerkük'te Nebe televizyonu. Orada geçtim çalışmaya. 2008'den de böyle Erak Medya Şebekası'nda çalıştım. Tabii ilk çalışmalarım teknik bölümünde oldu. Ondan sonra kameraman oldu, montaj oldu. Sonra da ilk programcım programım oldu. Kerkük Üniversitesi'nde ve fakültelerinde bilim ve kültür adıyla. Ondan sonra başladım işte hem yönetmenler yapmaya hem programlarla yapmaya. İşte açılandan sonra 2014'te ben tam 2017 yılında geçtim Türkmen Uydu Televizyonu'na ki Erak Medya Şebekası'na bağlıdır devlet kanalı olarak. Orada da programlara başladım. İlk programım orada oldu şahsi mesaj. Tabii ben oraya geçenden müdür yardımcısı diye geçtim. Kaç yıl süre müdür yardımcısı yani orada olandan sonra daha programla başladım vermeye. Siyasi programla başladım ve şahsi mesaj programıydı. Sonradan da başladım 2 yıldan 3 yıla yakındı. Günaydın programının hazırlayan ve sunucusuyum. Ben de tabii arkadaşlarla, yani ekiple çalışırım bu programda. Peki, çok güzel yani. Zaten bunu bir onda sonra dağırık senden. Sen aynı zamanda günaydın vatanım diye. Günaydın vatanımdır. Evet. Belediye Türkmenliğe evet. kanatında, Erak kanalında. Siz orada bir güzel bir programımız var. Her gündür, programımız her gündür değerli kardeşim. Evet, bizim haftada 5 gündü. 2 günü Bağdat'tan yayınlanır, 3 günü de Kerkük'ten. Çok güzel. Peki senden bu bu çalışmada yani bu kadronun içinde kimler var senden çalışırsınız sevgili güzel kardeşim? Tabii benimle çalışanlar yani bazı arkadaşlar indi geçtiler başka mesleke bazı görev aldılar. Benimle ilk önceden Hüseyin Sabah var idi ve kardeşim Ali Hasan Askeri var idi. Ondan sonra da Bağdat'tan da Ersen Duzlu vardı bizimle, Ersen Cemal Duzlu ve aynı vakitte Ali Garip vardı. Ve indi de bizimle arkadaşımız Murat vardır. Hanımlara gelirsek Sümeyye Cavit bizimle çalışırdı, aynı Bağdat'tan Seher çalışırdı. Ve Kerkük'te de bizimle aynı vakitte de Zine o güçlü geldi ve onun da yanında tabi Nevin vardı. Nevin bizimle tabi sürekli yani çıkırı ama o bizimle yani özüden Zine diyelim mamur dergiler yani muazzaf dergiler bizimle ama günaydın programında sunucu. Çalışırlar. Çok güzel, çok güzel. Sizlere başarılar dilerim. Bu programı sonsuz Türkmen milletine, Kerkük ve Uydu kanalında tabii ki yani bayağı dinleyenler de var. İster Irak'ın içinde, ister Irak'ın dışında yani bu programı izleyenler de var. Başarılar dilerim. İnşallah sizlerden tabii ki daha çok yani millet bizlerden çok çok şeyler bekler yani sevgili güzel kardeşim. Bunu da güzel bir şekilde sunmamız lazım. Tabii yani ben bas affedersiniz sunucuları diye yani tanıttırdım. Tabii bizimle muhabirler de vardır. Bizimle veteriner, fakaralar hazırlayan doktor Rüya vardır. Bizimle spor veterası hazırlayan vardır. Kaptan Cengiz vardır ve aynı vakitte de bizimle şahsiyet veterası hazırlayan Zeynep Muvaffak vardır indi ve muhabir diye çalışır bizimle. Ve tabii muhabirlerimiz hepsi yani çalışır orada. Unutmayayım Hibe vardı bizimle. Mumun kardeşimiz vardı, Mina vardı, Marwa vardı. Yani bir sürü ekiptiler. Yani hepsini affedersiz kimin adı hatırıma gelmediyse. Ama hepsi bizimle çalışır bu. Onlar veterileri ve fakarları diye hazırlarlar bizim evet. için. Biz de sunucu, hazırlayan ve sunucu diye çalışırız. Evet. Peki sevgili güzel kardeşim siz şu anda çalışsınız. Yani şu anda sadece muhabirler Irak'ın içindeydi. Yani muhafazalar arasındaydı. Yoksa yurt dışıyla da mı kontaktınız var? Tabii bizimle Türkiye'den İpek Öztürk vardır. Devamlı bizimle yani ilişkili eder. Ve aynı vakitte de Azerbaycan'dan Yara Mahmud vardır. Aynı vakitte de misafirlerimiz vardır. Skype yoluyla çağırlık yoksa da SNG diye yoluyla alık. Mesela Lübnan Türklerinden alık, Suriye Türklerinden alık, Türkiye'den alık, İran'dan çok alık, Azerbaycan'dan alık. Yani misafir de bütün ülkelerden alık programda. Çok güzel. Sizlere başarılar dilerim. Buradan siz ve sizin kadronuza kucak dolusu salamlar, sevgiler, Allah kolaylıklar versin. Tabii dediğimiz de ki bizden Allah razı olsun sevgili güzel kardeşim. Buradan bu güzel kadroya ister Irak için de olsun, ister yurt dışında olsun bu çalışmalar için millet çünkü ondan daha fazlasına müstehaktır. Türkmen milleti müstehaktır. Yapmamız lazım, etmemiz lazım. Gelin sevgili güzel kardeşim tabii ki sizlere biraz soru moru ayarlamışık. Bu soruları da sizlerden soracağız güzel kardeşim. Peki
güzel kardeşim, bir medyatı veya bir medya müştema'a ne kadar etki gösterir? Düşüncemiz nedir? Tabii yani bir medyacının büyük bir rolü vardır. İster yani iyi bir tarafı olsun, kötü bir tarafı olsun. Bale. Çünkü bu dünyada bilirim gelecek günlerde de yani gördük, geçen günlerde gördük ve gelecek günlerde de belli olur yani. Dünya savaşı, askeri savaş ve silah savaşı bitti yani. Bale. Dünyada bütün savaşlar döndü medya savaşına, gazete savaşına. Özellikle de sosyal medya savaşına döndü. Bale. Yani bir ülkeni yıkmak, bir ülkeni kurmak hepsi medya ile olur. Yani biz gördük ki Mısır Cumhuriyeti'nde orada bir ordular geçmedi, askerler geçmedi. Orada ki diyarın başbakanı ya cumhurbakanı değişmek için. Bale. Sadece medya yolundan oldu. Milleti ayaklandılar, protestler yaptılar, ne bileyim ne ettiler. Hatta ki hükümet değişindi. Tunus'ta aynı şekilde gördük. Başka ülkelerde aynı ki bu diğerler özüne Arap Baharı, Avrabi'yle Arabi adıyla diğerler özüne. Bale. Bütün ülkelerde değişiklikler yapıldı. Hepsi medya yoluyla yapıldı. Yani ve bugün de diyebiliriz en büyük güclü olan ki kontrol eden ülkeleri, kontrol eden milletleri medyası olandı. Kimin medyası ne kadar güçlüyse o kadar sözü yer ve kontrol edebilir ortamı diye. Peki sevgili güzel kardeşim, şu anda medya ve tabii ki gazetedir, medyadır. Kerkük, koy diyelim Irak çapında ve özellikle Kerkük. Kerkük'te nasıl gelir, görüşünüz nedir bu konuda? Yani milleti razı ederim. Tabii yani desek milleti razı edir, yoksa da milleti razı etmir. Çünkü sen bilirsen 2003'ten beri, 2003'ten de önce de yani diyelim biz hele 2003'ten bu yanasak. Çünkü çok bir özgürlükler oldu, çok bir videolar kuruldu. Aynı vakitte gazeteler, ne bileyim radyolar filanlar, sosyal medya geldi, internet geldi. Bunlardan önceden bunlar hepsi yasakıydı Irak'ta. Sadece bir devlet kanalı vardı. Ama şimdi çok oldu. Milleti razı etmek için milletin içinde siz bilirsiniz 2003'ten beri bazı ne bileyim taifi, unsuri, irki bir şeyler hepsi geçti araya. Ve o zaman da millet düzleştiği herkesin istediği parti, istediği ne bileyim inancına göre kanalları aktarırdı. Bale. Yani mesela bir aile bir inancı vardı, bir tarafı o kanallarda ne çıkırsa o kanalları gelirdi, aktarırdı. Başka bir kanallara bakmırdı. Hmm. Herkes böyle oldu. Ya bazı dil meselesi oldu, bazı din meselesi oldu. Ne bileyim çok bir şeyler oldu. Ama geldikçe hamdolsun bunlar biraz azaldı. Desek milleti razı edirdi. Maalesef yani çoğu ticari oluptur. Mesela bazı kanallar sadece para kazanmak için, yoksa da bir seçimde oy kazanmak için, yoksa da ne bileyim yani bir şeyleri ellerde etmek için bu şekil medyanı kullanırlar. Bela. Tabii hepsi de değil. Bazı yani diyelim hatta kimi bir arada kimsenin hakkı yemeyelim. Burada affedersen, affedersen sevgili güzel kardeşim, burada özellikle bir nokta var, bunu açıklayalım. Bazı ülkelerde, ister Irak'ta olsun, bazı kanatlar var devlete bağlı değil. Devlete bağlı olmadığı zaman, yetmediği zaman, tabii ki onlar bilirsen, yani sen de bu işin içinde olduğu için uydudur, uydunun kirasıdır, aylık ödemesidir, işçilerin parasıdır, memnedir filandır. Bunlar tabii ki bir teknik diye mesela şu anda bakırız Türkiye'de bir dakika bir yayın verirler. Bir dakikadan sonra 5 dakika reklamdır. Yani o reklamdan çıkartılar etsiler diye. Ama asıl da bakarsa öderse millet de bezar oldu. Bu konudan olayı bezar oldu. Bir de döner görüşü var sevgili güzel kardeşim. Yani burada çok önemli bir şey dememiz lazım. Yani millet, tabii millet olmasa medya olmaz. Medya olmasa millet olmaz. Bu çok önemlidir. Peki sevgili güzel kardeşim, burada gelersek, edersek, biz şu anda Kerkük ve Irak'ta, Kerkük ve Irak'ta eğer bakarsak, ceridedir, mücelledir ve bazı medya işleri şu anda ne zeyirli ve bu internet çıktıktan sonra durum ne durumu gösterir? Biz birlik zamanında insanlar oturardılar güzel bir şekilde zavuktan ceridan atardılar, ayak ayak üzerine koyardılar, o güzel ceridanı dinlerdiler derdiler. Bu internet çıktıktan sonra tabii ki dünyayı birbirine yaklaştırdıktan sonra Kerkük'te durum nedir aziz kardeşim ve özellikle Irak'ta ammeten nedir?
Tabii kardeşime diyeyim 2003'ten beri yenge gazeteler var idi. Hele sosyal medya bu şekilde Irak'ta yok idi, yakın internet falan yok idi. Ben o vaxtlarda yadıma geldi Türkmeniyeli gazetesi olsun, yoksa da başka dergiler olsun falan olsun. Ben. Millet onu çok aktarırdı, çok okurdu ve çok da sevinirdi. Yani eline gazeteler geçip diye bu haberi yayınlarıp, hatta yazarlar diye. Yazarlar da bakırsan bir gazete ki onlarca demesem yüzlerce yazılar gelirdi. Özü seçirdin, aksi yazılar koysun. Ama şimdi bir günde gazeteciler özleri düşübler, onun bunun yani sadece bir tane bir iki yazı yazsın, özleri şey yazı göndersin. Neden? Dedi bu ki tabii sosyal medyanın çok bir büyük etkisi oldu. Bel. Millet geldikçe gazeteden, dergilerden Irak düşürü neden? Çünkü o yayınlanan gazetede yayınlanmadan önce bir 50-60 sitede sosyal medya sayfalarında paylaşılıptı. Ben. Hepsi yayınlanıp da orada. Efendim millet gelir orada okur özün. Sonra da dedi bu site ki millet geldikçe biraz okumadan da Irak oldu. Özellikle yazmaktan da diyebilirim Irak oldu. Baksan herkes böyle küçük küçük kısalar filanlar ne bileyim videolarda çıkırlar özleri canlı yayında kaydedirler. Paylaşırlar milletten özün istediklerini. Millet de bir günlerde başladı kısa bir şeyleri okur. Yani öğüne bir büyük yazı gelende, bir büyük makale ne bileyim filan gelende affedersin gelip onu okumur. Ben otururum bir 10 dakika bir çerek vaktimden veririm, gedim bir makalanı filanı okuyayım, yoksa da gedim bir gazeteyi aktarım getiririm. Zaten gazetelerin de hepsinin de sitesi vardır. Ben. Yani inanmıyorum bir gazetenin sitesi yoktur. Olabilir yani büyük gazeteler ki diğer uluslar arasında, dünya çapında kalıptı. New York Times olsun, Washington Post olsun filan olsun. Bunların yerleri bellidir. Çünkü bunların içinde yazanlar zaten büyük yazarlardılar. O içinde de bazı şeyleri yazırlar. Hiçbir yerde paylaşılmıyor. Zaten o gazeteci bir özelliği vardı. Ben. Ama bizim burada bu özellikler yoktu. Herkes bir şeyi gazeteci yazmazda ne var? Bir on yerde de paylaşıp diyorsun. Zaten onun için gazeteler geldikçe kalmadı. Hı. Ve maddi destek de ondan sonra ihtiyaçları vardı gazeteciler. Hem geri gelsinler bunlar gazetenin basımına filanına ne bileyim ne kartına paralar koysular. Bir poçaları olsun. Aynı vakitte de yazarlara da para versinler. O yazarlar da yedince orada yazınca filan edince o gazetenin onları 15 tane okumur. Ben gelen bir sayfam vardı içinde 5000 arkadaşım var. Ondan sonra onlar da aralarında paylaştılar özünü. Hemen girerim sayfamda yazırım, paylaşırım özünü. Daha hızlı da ulaşırım. Yani bütün millete ulaşırım. Bəlirdim, razı sağlıq. Peki sevgili güzel kardeşim, senin bir görüşü olağın, sen de bir milliyetsin sevgili güzel kardeşim. Biz tabii ki sorumuz odur, görüşü almak istirik. Sizin görüşünüz nedir? Bazı milliyetçiler var, bazı insanların hususiyetini, girip eleştirirler. Sabık eylemi yapsalar yani birbirinden daha fazla hızlı çalışsalar diye. Sence bir medyatör olarak siz bir medyatör olarak bu yapılan iş ahlaki bir iştir ya, yoksa ahlaki dediğimiz zaman hem insani ahlaki ve hem de amel ahlaki yani diyebilirlik iş ahlaki. Sence düşünce nedir bu konuda sevgili güzel kardeşim? Kardeşim çok güzel bir sorudur. Tabii yani insanın özel hayatına sızma bu hiç bir kimsenin hakkı değil. Ben. Gazeteci olsun yoksa da başka bir ne bileyim kuruluşlar olsun. Çünkü insanın özel hayatı öz hayatında bir özgürlüğü vardı ne yapsın ne etsin. Ama gelirse o özel hayatı bütün diğer genel toplumu ilgilendirirse yoksa bir devletle ilgilendirirse onunla bir alakası var ise herbette ona girebilir ama yok sınırları aşsın, tam özel hayatına girsin. Bel. Ne kadar o devleti, o milleti alaka edirse, o, ondan fazlası olmaz. Ama ben geleceğim bir gazeteci diye gidin bir denenin onu affedersin alçaklamak için, yoksa onu düşürtmek için, yoksa ben onun yerine geçmek için, ne bileyim filan etmek için, yoksa da bir karşı taraftan ben bir para almışım, bu kişi de diyagın istediler, adayı olublar, bir seçime katıldılar, bir filan olublar. Ben birini düşürdüm, o bir sonun yerine almak için. Bu geldi, ben destekleri gedim, onun özel hayatına girim, sızım, onun özel hayatını getirim, paylaşım filan edim, nedir? Bu
parti hatırçı, yoksa o insan hatırçı, yoksa bir kendi maslahatım hatırçı, bu hiçbir şekilde gazete işiyle alakası yoktu. Çünkü gazete işi milleti aydınlandırmaktı, millete fayda göstermekti, millete gerçekleri bildirmekti. Yok ben geldim, mesela milletin ne alakası vardı bir denenin şahsi hayatıyla, özel hayatıyla. Ben geldim ona sızım. Benimle mesela milletin alakası vardı devletle ilgili, hizmetlerle ilgili, projelerle ilgili, siyasetle ilgili, yani genel siyasetle ilgili. Yok insanın özel hayatıyla ilgili. Bəli. Peki sevgili güzel abim, tabii ki biz bir başka bir soruya geçelim. O soru da tabii ki biz birlik şu anda Kerkük ve Türkmen medyası genel Irak hükümetine o kadar etki göstermiyor yani. Bunda siz bir medyacı olarak görüşünüz nedir? Sebep nedir yani? Bugün bakarsak edersek Türkmen medyası şey yoktu, tesiri yoktur Bağdat'a. Yani sebep nedir bu konudan olayı aziz kardeşim? Doğrusu kardeşim, Türkmen medyasının ilk önceden kısıtlı imkaniyetleri. Hı. Yani bizim bir profesyonel medyamız yoktu burada. Professional. Böyle. Aynen. Bir Bəli. De bizim burada ne vardır? Bizim dil konusu vardır. Bəli. Bizim bütün hitabımız Türkmenlere'dir. Yani uydularımız olsun, radyomuz olsun, gazetemiz olsun, ne bileyim ne olsun, hepsi Türkmenca milleti hitap ederim. Bəli. Tabii bu da bizim bir Arap ülkesinde yaşadığımız için isterdik ki bizim bir Arapça uydumuz olsun ama Türkmen siyasetiyle ilgili. Bəli. Bu çok önemliydi. Bizim Arapça programlarımız olaydı. Arapça çünkü sen istersen bir sesu ulaştırasan bir yere gerekme. O yerin diliyle konuşmak, o yerin kültürüyle konuşmak, o yerin siyasetiyle konuşmak. Bizim doğrusu bir böyle stratejiyatımız yok idi. Sadece Türkmen milletinin kültüründen konuştuk, Türkmen milletinin folklorundan konuştuk, Türkmen milletinin sanatından konuştuk, Türkmen milletinin her bir tarafından yani aldık konuştuk ama sadece Türkmenca konuştuk. Hatta Türkmenlerin hakkını istemekte Türkmen yurtlarında Türkmenca haberler yapılırdı, yayınlanırdı, Türkmenca programlar yapılırdı, ne bileyim. Çünkü bu isterdi bizim madem bir Arap ülkesinde yaşasan, bir Arapça uydu olsun, bir Arapça gazete olsun, bir Arapça ne bileyim siteleri olsun. Belki de sosyal medya üzerinden bazı sayfalar vardı, bunları yazır edir. Ama onunla bitmir. Bir bu vardı, bir de senin genel bir siyaseti olsun. Bizim ilgimin ki Türkmenlerin hatta partiler arasında maalesef bir birlik siyaseti yoktu. Her partinin bir siyaseti vardı, her birisinin bir stagi vardı, her birisinin bir görüşü vardı. Tabii hepsi de haklı da olsa ama isterdim onu birleştirmek için medyada bilsin, şikir ardımlarını alsın. Medya bunların arasında itti. Gazeteciler bunların arasında bitti. Çünkü bilmesen ne istiyorlar? Senin genel olarak bir sınırın olsun, ondan sonra özel istediklerin de olsun. Bəli. Ama bizim o genel istek yoktu. Bir sinir yok idi. Herkes bir tarafa vurmuştu, gelirdi. Medyada bunun arasında da itti. Ne Türkmen sesini ulaştırabildik daha doğrusu. Yani yok bas diyen uydular olsun filan olsun bilmem ne. Hatta serbest gazeteciler de olsun. İki sayfalarından yazırlar, bazı sitelerde yazırlar. Onlar da arada ittiler. Bilmediler yani ne yazsınlar, ne istersinler, ne filan. Yani mesela hatırlam böyle yani Kürt kardeşlerimizin devlet istedikleri vardır. Ona göre adımlarını atırlar. Başkasının ne bileyim iklim olmak fikirlerinde vardı. O birisinin ne bileyim. Ama Türkmenlerin bir projesi nedir? Mesela istesen diyelim. Telafer'den Duzu vilayet etmek, ilçeden vilayete döndürmek özlerini. O istesen mesela Türkmenler üçüncü dil diye sayılsın Irak'ta. Yani çok şeyler vardı. O istesen bakanlık alasan. Yani bunların hiçbiri bir böyle düzen bir şekilde kurulsun, strateji bir şekilde yazılsın. Ki millet medyacılar, gazeteciler onun üstüne bastırlar, onu istersinler. Bir böyle şeyimiz yok idi. Sadece günlük hayatında ne olursa onu ele alırdık, paylaşırdık milletten. Bəli. Ondan fazla bir şey bize ulaşmırdı, bize bilentirmirdi. Yok bəs, yani gazeteci, hatta millet de bunu bilmirdi. Şimdi milletin de maalesef bazen aralarında yani parçalandılar. O parti bir şekil ister, bu parti bir şekil ister, bilmem ne ister. Milletler de o partilere bağlantıya göre istediklerini belli edirlər. Bəli. Ama genel olarak Türkmen'in istediği neydi? Belki de hepsiniz bilirsiniz. Türkmen büyük fidekarlıklar yaptı. Irak'ın birliği için, Irak'ın yerini savunmak için, Irak'ın her yerinde şehitleri oldu.
bütün fidakarlıkları verdiler. Ama istediklerine gelince onu bilmediler. Ne şekilde istesinler. Ve burada biz diyebilirim büyük bir kayıp ettik ve sesimizi ulaştırabilmedik. Ne Irak hükümetine ve ne uluslararası. Bəli. Peki sevgili güzel kardeşim, burada tabii ki neye bağlıdır? Mediasiyaya bağlıdır. Biz dönelim bir daha, bir görüş daha soruq senden, görüşünüz nedir diye. Bir mediasiyacını, gerçek bir mediasiyacı olarak yapmak için, etmek için her konudan, konuşma konusundan, oturma konuşusundan, terkiz konuşusundan bunu 104 dörtlü yetiştirmek için ne yapması lazım ve neye yetişmesi lazım? Nece olması lazım? Tabii güzel bir sorudur. İşte bizim de bu arada aynı dönem diyorum. Mediaçilerin de hani indi değiller mediaçi diye yoktu, profesyonel bir mediaçi diye yoktu. Olan mediaçi de o mediaçilik işine girenlerin arasında itti. Hani bir söz vardı diyorlar, mediaçilik işi olmayanın işi oldu indi. Her kim bir iş bulmursa, maalesef gelir mediaçilere. Tabii bu da hakkıdır, herkesin hakkıdır. Ama bazı şartlar vardır. İster olan olsun bir insanda yalla ki bunun alt yapısını yapılabilir. Tabii bizim burada bir enstitüte diye, yoksa da bir fakülte diye, yoksa da bir ne bileyim eğitim merkezi diye ki mediyacıları ulaştırsınlar, böyle bir şeyimiz maalesef yoktu. Var ise de ki başka bir derneklerin vardı, başka bir kuruluşların vardı. Biz gelirik oralarına katılık ederek falan ederek, eğer Irak içinde olsun yoksa Irak dışında olsun. Evet. Ama Türkmen diye bir böyle dernekimiz yoktu, bir böyle merkezimiz yoktu. Evet. Bir mediyacını ulaştırmak için altyapısı diye siz dediniz, ilk önceden kültürlü olması çok önemlidir. Siyasetçi olmağı çok önemlidir. Bütün olaylarla ilgisi olmağı için daima araştırsın, aktarsın, bilsin çok önemlidir. Ve aynı vakitte de bütün kültür adamlarıyla, siyasi adamlarla, liderlerle, görevli insanlarla, bunlarla bir ilişki kurmak çok önemlidir ki her şeyden haberdar olsun. Ve onun yanında da ki programı, ne programı sunacaktı bu? Kültür programıydı, din programıydı, siyasi bir programdı, eğitim bir programıydı, spor bir programıydı, kadın bir programıydı. Bunlar da çok önemliydi çünkü program programdan fark eder. Ben böyle gideyim bir gün siyasi program veririm, yarın bir dini program veririm, o bir gün bir sağlık programı veririm, o bir gün bunlar hiçbiri olmaz. Çünkü sen burada bu bir tahassustur. Yani mesela bir avukat olmayınca, bir avukat anayasadan bilmeyince gidip bir kanunu bir program verebilmeyeceksin. Çünkü ister bütün kanunları bilesen, ister anayasada naksı maddelerde, naksı kararlarda olardan hepsinden haberdar olasan, hepsini araştırasan, bilesen, onun yanında gelesen bir program yapasan. Dediğimiz gibi bir aklanlarda şekli ne şekilde çıkmağıdır, oturmağıdır, konuşmağıdır, soruları sormağıdır. Çünkü her soru her yerde sorulmaz. Evet. Mesela bir siyasini getirdiyse, bir sorunu sorduysa, özünden aynı o sorunu getirdiyse, bir eğitim diye bir öğretmenden sorduysa, o programda orada başarılı olursan ama burada düşesen. Çünkü aynı soru iki yerde sorulmaz. Bir yerde düz gelir. İyi bir sorudur, kuvvetli bir sorudur. Ama öbür tarafta yok, o düşer. Ve ister medyacının ilk önceden altyapısı olsun, ondan sonra hazırlıkları olsun, kurslara katırsın, eğitim alsın. Onun yanında yani bir sürü şartlar vardı, onlardan geçsin ancak. Yani burada... Bizim eski medyacılardan sorsak, bakardı aylarca bu giderdi sadece radyoda, biz bir programın title'ını vererdi, girişini vererdi. Sizden bu program bugün olacaktı. Ama şimdi ulaştık, biz diyelim günaydın programına çıktı. Bu kadarıydı. Onun ses tonudu, okumağıdı, söz kullanan, çünkü söz kuruluşları çok önemliydi. Ne şekilde bunları yazasan, kullasan. Bizim de büyük sorumuz doğrusu sunuculukta belki de gelindi. Herkes neydi, akıllı telefonlardan olsun, belki seferden olsun, ne bileyim neyden olsun programlar. Bizim büyük sorumuz hazırlamaktadır. Hazırlamak, bir programı hazırlamak çok önemlidir. Bunun programın ne dediğimiz tek tahassusla verirsen özünü,
ne sorulara dəqiləcəksən, ona kadar ve hansı milleti xitab edirsən. Ben kadınları xitab edəcəm, bu programda sporçuları xitab edəcəm, siyasiləri xitab edəcəm, kültürlü insanları xitab edərəm, eğitimçiləri xitab edirəm. Kimi mən xitab edirəm, gəlin mən o səviyyədə olum, o səviyyədə konuşum, o səviyyədə programı hazırlayayım. Bir de bizim məsələn Kərkük milletinin kültürü batıdakı, deyəlim, Basra'dan filanla, yoxsa da Ambardan, batıda yoxsa güneydə Basra filan, o küzeydə Erbil olsun filan olsun, bunlardan farklıdır. Herkesin toplumun bir kültürü vardır, bir onların özlərinə görə toplumun kuruluşu vardır. Evet. Bizim toplum farklıdır. Aynı o program Basra'da verilirsə, o milleti xitab edirsə, farklıdır mənim ki, deyəlim, onu aynı şekilde Kərkükdə yapın. Kərkük deyəlim, Türkmen toplumunun kültürü farklıdır, düşüncəsi farklıdır. Hatta aile diye farklıdır. Gerek ben bunların fikirlerini bilim, ben bunların kültürlerini bilim, ona göre bunları hitap edeyim. Belen. Erbil'de bir program yapılırsa, Erbil milletini hitap edirse, o benden farklıdır. Ve kütleni hedef almak çok önemlidir. Hansı kütleye sen hitap edeceksen. Yani burada hansı tabii ki... Hansı kütleye sen hitap edeceksen, ona göre programın sınırlarını çizeceksen. Belen. Yani burada tabii ki onu diyoruz, onu da diysen sen. Yani bir medyatı eğer isterse, güzel bir medyatı olsun ve isterse başarılı olsun, tabii öz özüne çalışırsa güzel bir şekilde yetişer istediğine. Aynen. Beledir. Beledir. Peki sevgili güzel kardeşim, bir sorumuz var. Ondan da tabii ki sizden cevabı bekleriz. Nakabet as-sahafiyin. Ve tabii ki nakabet as-sahafiyin dediğimiz zaman, nakaba kurulduğu zaman, yettiği zaman orada çok şeyler terkiz oldu. Yani bazı muvazalar terkiz oldu. Bu şu anda yine baktığımız zaman medya ve sosyal medyalar çıktıktan sonra ve internet açık olduktan sonra her insan bazı şahsi menşurları andırdıktan sonra, yettikten sonra peki geldiğimiz zaman nakabaya, nakaba terkiz edir eylemilere, sahafilere ne yapırlar, ne edilir diye. Tabii kardeşim, daha doğrusu... Affedersen, burada tabii ki girmeden önce tabii bazı sahafiler var. Onlar mevthuktu. Mevthuk olduğu zaman, yani bir söz dediği zaman herkes tamam diyer, doğrudur. Yani ama bazı sahafiler de var, bazı eylemiler de var, bazı medyatçiler de var. Baktığı zaman, dinlediği zaman, ettiği zaman pek akla yatmaz yani sözü, yani tamam diyesen bes, ama bazı şey dedi filan medyatı böyle bir şey dedi, hemen direkt yani ne dedi yağın bir stample'dır, yani bir hatim taşı sana mevzuu hatimle kirlilir diye. Bunları nakabetül fennanin veya nakabetül sahafiyin koydu yağın, nakabetül sahafiyin ol eylem. Bunu mutabaati edilir, tetkik altına alıp bu mevzuları. Daha doğrusu kardeşim, bizim diğer gazeteciler sendikası bu çokluk işi ibarattır gazetecileri, medyacıları savunmadan. Yani bu o kadar yakın gözlemez, bunları göz altından geçirtsin, bunlar nedir? Ama bizim burada Irak'ta bir heyet vardır, devlete bağlıdır. Yani burada diyendem devlete bağlıdır, hükümete bağlı değil, devlete bağlıdır. Bela. Çünkü biz bilirik devletin kuruluşları, parlamandı, ne bileyim, adalet heyetidir ve aynı vakitte de başbakanlıktır. Bunlar hepsi devlet sayılır. Ama hükümet dediğimiz zaman zaten başbakanlık ve bakanlıklar sayılır. Bela. Bizim burada bir heyetimiz vardır, iletişim ve medya heyetidir. Bela. Bu özü bunlar hepsini göz altından geçirdi. Yani biz geçen günlerde de gördük ki, ne kadar uyduların ofislerini bağladılar burada. Programları uygun olmadıysa, ya haberleri uygun olmadığı için bazı uyduları bile bağladılar. Irak uyduların ama yabancı uyduların ki burada ofisleri var idi, onları bağladılar. Çünkü dediler burada daha çalışmasız. Çalışma izinlerini aldılar üzerinde. Bale. Bunlar hepsi o heyetin gözaltından geçirdi. Ama gazeteciler sandıkası diye. Bunlar yok. Gazetecilerin haklarını istemektedirler. Gazetecileri savunmaktadırlar. Yani bu gibi işlere kalkarlar. Ama o hayatın işi yok. Bütün programları, bütün sözleri, bütün kanalların siyasetlerini göz altından geçirdiler. Özünün ayağında tabii bir genel siyaset vardır. Irak'ta çalışmak istersen, ya bir uydu açmak istersen, gazete açmak istersen, ne bileyim radyo açmak istersen, o siyasete göre, o kuruluşlara göre sen gerekme programları yayınlayasın. Onun dışarısına çıktığı zaman tabii onu yasaklayacaklar ve o
her ne olursa olsun, gazete olsun, uydu olsun, ne olsun, onu cezalandırırlar ve ona da bile kapatırlar o zaman. Huzur el göz sağlı sevgili güzel kardeşim. Sağ olasın. Peki burada bir sorumuz da var. O sorumuz da tabii ki medyatçılarımız. Medyatçılarımız, eylemilerimiz, sahafilerimiz. Tabii biz biraz bazı noktaları aldık dilimize. Aciz olmasalar bizden. Biz bunu seleşmemiz lazım, bilmemiz lazım ve bildirmemiz lazım millete diye. Burada güzel kardeşim bir mevzu var. Medyatçılarımızın çalıştıkları zaman bir muessesede ister eylemi olsun, ister kanatlar olsun, ister bazı kanallar olsun, radyo kanalları olsun diye bunların hukukları sağlam, yani güzel bir şekilde alırlar özünü. Tabii yani özü diyebilmek biz eraktaçı uydular yoksa gazeteler yoksa şey başkası bir ülkedeki diye aynı onlarla bir seviyede bunlar haklarını alırlar filan alırlar. Çünkü sen bilirsen Irak'ta bizim diyarın Türkmanı desek, ben. Türkmanın uydusu azdır. Yani bir devlette bağlı olan bir uydusu vardır. Bir de bir yerli televizyonu vardır, yanında radyo vardır. Aynı vakitte de bir uydusu vardır, iki diyarın genel uydudur. Ben. Onun yanında Arap diyarın bizim kardeşlerimizde çok bir kanalları vardır, orada çalışırlar filan eder. Ama haklar aynı bir seviyede yoktu bir böyle şey. Serbest bir şekilde, çünkü bak dediğimiz zaman burada da onu da isterim diyeyim. Serbest bir şekilde sen istedi bu yayını yasan bu hiçbir ülkede yoktu. Ki Amerika diyarın en büyük demokrati devlet diyor filan diyor. Ama orada serbest bir diye bir şey yoktu, her şeyi bir kanalda konuşasan yoksa bir gazetede konuşasan. Her yerde bazı kuruluşlar vardı, o kuruluşlara uymağı gerekirdi. Burada da bizim dediğimiz çalıştıkları eğer maddi tarafından desem çok radyolar vardı, ben tanım bazı gazeteci arkadaşlarımız filanlarımız gönüllü diye çalışırlar. Çünkü iş fırsatı bulmurlar. Gönüllü diye tabii orada çalışırlar. Bazı gazetelerde yazırlar gönüllü diye yazırlar. Bazı sitelerde gönüllü diye yazırlar. Yani bir inançları vardı, bir filanları vardı, bir meseleye, benim. Bir olaya ona göre, o inanca göre yazırlar. Ama yayınlamağını baksan bir program yapıyorlar bir radyoda yoksa bir gazetede yoksa bir sitede geldiler onu paylaşırlar ediler gönüllü diye. Ama hakların istedikleri gibi asırlar ki hem maddi tarafından hem manevi tarafından tabii bu zordur. Çünkü sen gittiği zaman bir genel kanalda yoksa bir, bizim devlet malı belliydi, devletin şartları belliydi. Geçtiği zaman sen bir mamur olduğu o devlette hakları alasan. Yani devletin kuruluşlarına göre. Ben. Ama bir özel bir kuruluşta çalıştığı zaman uydu olsun, radyo olsun, gazete olsun o istediği zaman seni çıkardı. Ben. İstediği zaman seni yani orada hakkı yoktu diye sen ben kalacağım. Mesela devlette çalıştığı zaman sen kalacaksan, çıktığı zaman da sen emekli olacaksan, aynı maaşı olacaksan, hakları olacaksan, ne bileyim her ne devlete geldiyse sen onu alacaksan. Ama başka kuruluşlarda istediği zaman seni çıkardı. Asıl da otucunan, istediği zaman senin maaşını indir, istediği zaman maaşın kaldırır. Yani baksan iki tanesi bir yerde, bir bölümde çalışırlar, aynı işe kalkırlar. Baksan onun parasını çıkartın abi. Ve burada diyebilmek hepsi haklarını alabilir. Hepsi, tabii seviyeler fark eder, yetenekler fark eder. Ama o diyor ki sen birisine fazla, birisine esyük, birisinin devamını fazla edersen birisinin devamını esyük edersin. Ve bu şeyler vardır. Benim. Demesem de bütün kuruluşlarda vardır. Ama maalesef çoğunda vardır. Beladır. Ve diyebilmek hepsi haklarını alıp tuva diye de bilmek hiçbiri haklarını almıyordu. Beladır. Tabii sevgili güzel kardeşim, mektuplar çoktur ama mektubun birisini okuyayım sanki. Burada sevgili güzel ablamız, Azerbaycanlı ablamız, şu anda Karistan, Türkiye'den güzel bir şey yazmış. Tabii buradan tüm gazetecilere selamlar gönderir ve özellikle de sizlere de selam gönderir sevgili güzel kardeşim. Tabii saygı selamlarımız vermekmesiz. Allah razı olsun sevgili güzel kardeşim. Biz sizden çok çok memnunuz aziz kardeşim. Bu güzel bilgileri bizlere aydınlattırdı ve etti. Tabii biz burada bitirmeden önce biz onu diyoruz. Tüm
gazetecilere doğru düzgün işini yaptıktan sonra ettikten sonra tabii ki nakabet-i sahafiyen ve ilamiyen bunların büyük bir görevleri vardır hakim onlarda. O görev de güzel bir şekilde sahafilerdir, medyacilerdir, gazetecilerdir. Bunların haklarını korumalılar lazım o topraklarda. Buradan seslendik sevgili güzel dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Bizim değerli kardeşimize buradan sonsuz şükranlarımızı sunarız. Sevgili güzel kardeşimiz, medyacımız Hüseyin Celil. Allah razı olsun senden. Bu vakti vardı. Teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiniz. Sağ olun aziz kardeşim. Ben sizlerden sonsuz teşekkür ederim. İnşallah bir başka bir programda sizinle karşı oluruz. Ve inşallah her zaman yani kontakta kaldık aziz kardeşim. İnşallah. Teşekkür ederim sizlere. Niyetle. Ben de sizden çok teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerden ve aynı vakitte de sosyal medya üzerinden bütün izleyicilere sonsuz teşekkürümü bildiririm. Sağ olun, var olun. Sağ ol ciğerim, sağ ol.